Zeytinyağlı, sebzeli, çanak enginar için malzeme listemiz Can Usta'dan geliyor. Enginarımız çanak ayıklanmış, patates, havuç, soğan, zeytinyağımız, unumuz, portakal, limon suyu, su, tuz ve karabiber. Hazırlamaya başlıyoruz. Evet hanımlar, enginar severler ekran başına. Müthiş bir tarif geliyor. Başlayabiliriz ustam. O zaman ilk havuçlarımızla. Havuçlarımızı doğradık, kuşbaşı. Şimdi bunları haşlayacak mıyız bu malzemeyi? Bunları ilk önce zeytinyağında kavuracağız. Kavuruyoruz. Havucumuzu kavuracağız. Havucun hem rengini hem de tadını daha iyi alabilmek için soğandan önce ilk havucumuzu kavuracağız. Sıralama çok önemli. Önce havucumuzu kavuralım. Sebzelerimiz zeytinyağında kavruldular. Hepsini kavurduk. Şimdi unumuzu döküp, unumuzu da ince kavurduktan sonra. Yarım kase un gitti. Yine herhalde sebebi kıvam. Tabii. Yani çok duru olmaması gerekiyor. Çok koyu da olmaması gerekiyor. Unu biraz ayarlıyorsunuz yani. Evet. Şimdi unumuzu, kavurduğumuz unumuzu suyu dökerek açacağız. Bana yardımcı olursanız. Tabii ki, ne demek? Suyu dökerek. Ben devam edeyim. Bekleyeyim mi su? Tabii. Biraz daha hızlı dökersek. Sebze çorbasına doğru gitmeye başladık. Sebze çorbasına doğru gitmeye başladık. Un pütür pütür kalmasın diye sürekli iyice karıştırmamız gerekiyor. Suyumuzu da açtıktan sonra enginarlarımızı. Bunları bütün mü atacağız içine? Evet, bunları direkt bütün atacağız içine. Ne kadar kaynayacak? Patatesler olana kadar. Yani bu ne kadar sürüyor? 20 dakikaya yakın. Yani 20 dakikada yumuşatırız evet. Bu patatesleri. Kapağını kapatmadan önce. İlginç kısım başlıyor. C vitamin deposu, portakal suyu. Portakal suyu gönderiliyor. Bir bardak herhalde. Evet, 250 milim. Bu da gidecek herhalde ama sonra mı, piştikten sonra mı bilmiyorum. Onu da şimdi atacağız. Bu da şimdi. Evet, tatlı ve ekşiyi karıştıracağız. Tatlı ve ekşinin eşsiz uyumu çanak enginar yemeğimizde. Zeytinyağlı, sebzeli çanak enginar. İsmi bile uzun. Faydası da en az o kadar fazladır. Gönderdik ekşiyi ve tatlıyı. 20 dakika boyunca pişecek herhalde bu. 20 dakika böyle kalacak. Sonra ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sonra tuzu ve baharatı mı kalıyor geriye? Bir 3 dakika sonra tuz ve karabiberini attıktan sonra tamamen bırakabiliriz. 3 dakika sonra yemeğimizin karabiberi ve tuzu eklenecek. Ardından 20 dakika boyunca pişecek. Şimdi sırada Şevket'i Bostan. Kuzu etinden. Sizin en sevdiğiniz. Malzeme listesi için birazdan karşınızdayız. Pek severiz.